29 Eylül 2014. Saat 8.45. Yer Seyrantepe Sanayi Mahallesi metro hattı İstanbul. Olay metro yolcusunun kalçasına 4 metrelik profil demir saplandı. Nedeni alınmayan tedbirler. Kalabalık nüfus, hızla artan trafik. İstanbul her yıl daha da kalabalıklaşıyor ve sorunlar yumağı gittikçe daha da çoğalıyor. 15 milyonluk bu metropolde hiç şüphesiz en büyük sorun ulaşım. Sabah ve akşam saatlerinde iş ev arasında gidip gelen mücadele gittikçe daha da şiddetleniyor. Zira her gün birkaç vesait değiştirmek zorunda kalan bir çalışan günde 3-4 saatini bu yolda feda ediyor. Bunu yıl bazında değerlendirmek gerekirse ortaya kaybolmuş değerler çıkıyor. Boşa giden emek, para, ekonomi ve zaman. Tahrip olmuş sinir ve psikolojiyi de unutmamak gerekir. Trafik yoğunluğunun birkaç nedeni var. Çok fazla kişisel araç, yeterli olmayan yollar, uyulmayan kurallar ve bilinçsizce sürülen araçlar. Bunu çözmek için daha fazla toplu ulaşım sistemlerine ve herkesin dikkat etmesi gerekli trafik ahlakına ihtiyaç var. Kısaca İstanbul'da yaşayan herkese büyük bir iş düşüyor. Ancak bu yolda çok da umut vermiyor büyükşehir. Özellikle son dönemde yaşanan bazı olaylar ulaşım konusunda çok da hızlı ilerlemediğimizi gösteriyor. İşte bu olaylardan biri. 2014 yılının Eylül ayında İstanbul Seyrantepe Sanayi Mahallesi metro hattında akıllara zarar bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde yolcularını alan metro hareket ettikten birkaç dakika sonra önce yalpalamaya başladı. Neler olduğu anlaşılmamıştı ki camdan giren 4 metrelik bir profil demir yolculardan Fatih Çoban'ın kalçasına saplandı. Tüm yolcuların gözleri önünde gerçekleşen olayda yolcu kan revan içerisinde dakikalarca olay yerinde kurtarılmayı bekledi ve bu görüntü televizyon kanalları haber bültenlerine yansıyınca tüm dikkatler metrolara ve toplu taşıma sistemlerine çevrildi. Yoksa insanlar yeterince güvende değiller miydi? Peki 29 Eylül sabahı İstanbul Seyrantepe Sanayi Mahallesi metro hattında neler yaşandı? Haftanın ilk iş günüydü. Saatler sabah 8'i gösteriyordu. Güvenlik görevlisi Fatih Çoban, Gayrettepe'deki gece mesaisini tamamlamış, evine doğru gitmek için yola koyulmuştu. Tüm gece uykusuz çalışmanın verdiği yorgunlukla tek isteği bir an önce evine ulaşabilmek, uyumaktı. Genç adam önce otobüsle evine gitmeyi düşündü. Ancak vazgeçip metroya yöneldi ve Gayrettepe'den metroya bindi. Sanayi Mahallesi durağında aktarma yapıp Seyrantepe'ye gidecekti. Metro hareket ettikten sonra içine bir rahatlık geldi. Ne de olsa istirahat edecek ve günün yorgunluğunu atabilecekti. Ancak öyle olmadı. Birkaç yüz metre sonra metro titremeye ve yalpalamaya başladı. Hareket ettikten 2-3 dakika sonra işte araç metronun böyle bir şey yapmaya başladı, titreşmeye başladı, sallantı başladı. Bu sallantı başladığı zaman ben oturduğum yerde ilk önce şaşırdım ne oluyor diye bir şey yapmaya başladım. Sesler gelmeye başladı çeşitli çeşitli. Takır tukur diye sesler geliyordu.
Ondan sonra benim oturduğum yerde bir cam vardı tepemde. O camın düştüğünü gördüm önce. Ondan sonra kafamı kaldırdım da bir tane bir demirin üstten çıktığını gördüm. Tam da o anda Fatih Çoban yerinden kalkıp kaçmaya çalıştı. O sırada kapının camından giren 4 metrelik profil demiri Fatih Çoban'ın kalçasına saplandı. İnanılır gibi değildi. Yolculardan biri kalçasına saplı bir demir parçasıyla boylu boyunca yerde yatıyordu. Olay anında çekilen bir fotoğraf karesi hiç şüphesiz vahametin en büyük deliliydi. Ve arka tarafa kaçarken karanlık çünkü içerisinde tam nereden ne geldiğini görmedim. Ve o anda metronun yan tarafından ikinci bir demirinde vagonu delip sağ kalçamdan girip kuyruk sokumundan çıktığını tabii gördüm daha sonraki şeylerde. Ve o anda ben yere düştüm. O andaki yere düşmemi ve çarpmamın etkisiyle burada tabii bir şey yaşadım. Ondan sonra aracın içinde bayağı bir sesler falan duydum, insanların seslerini falan. Bağırdığını, çığlık attığını falan duydum. Bir kişinin hemen, zaten olayı hemen şokunda şeyinde makinist geldi. Hemen ilk acil müdahale şeylerini çağırdı. İşte itfaiyeydi, ambulanstı, acil yaralı bir yolcu var dedi. Dakikalar geçiyor, olay yerine sağlık ekipleri bir türlü gelemiyordu. Yarım saatlik bir beklemeden sonra gelen ekipler hemen olaya müdahale etti. Ancak sağlık ekiplerinin dışında profesyonel bir başka ekibe daha ihtiyaç vardı. Bu halde yaralı yolcu hastaneye götürülemezdi. İtfaiyenin bu demiri bir an önce çıkarması gerekiyordu. Arkadaşlar bize müsaade edin arkadaşlar. Demir usulünce kesilerek çıkartıldı. Tampon oluşturması için bir kısmı yine vücudunda bırakılmıştı. İtfaiye personeli demiri ispirerle kesti. O işte tabii ispirerle keserken demir belirli bir şekilde ısındı. Bu ısındığı zaman da tabii bana daha da artmaya başladı. Çünkü belirli bir ısı, yanma hissettim. Ondan sonra tabii su döktüler buna. Su dökerek soğuttular işte. Öyle bir şekilde çıkardılar. Ardından Fatih Çoban bir yük asansörüyle yukarı çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Hemen ameliyata alınması gerekiyordu. Akıllara ziyan olayın neticesi beklenmeye başlandı. Yoksa Fatih Çoban'ın hayati riski var mıydı? İşçilerin kullandığı yük asansörüyle yukarıya tünelden çıkarttılar. Oradan sonra ambulansla SD'ye koyup zaten hastaneye yetiştirdiler. Hastaneye geldiğimde zaten az çok kendimdeydim hani. Ne olduğunu tam anlamamış bir vaziyette ameliyata girdim. Ameliyatım 6 saat falan sürmüş işte. Efendim kaç kişi yaralı? Durum ne içeride? Bu Allah'ın yazısı ne yazılmış o yazılmaz. Bunun alnına yazılmış. Bu akacak kan damarda da durmaz. Bu olmuş bu. Haberi duyup hastaneye gelen babasının söylemleri olaya bir başka boyut kazandırdı. Baba şikayetçi değiliz demişti. Polis almış ifadesini gönderecekler. Tam olsun ise onlar yazıyor. Yoksa bir şahsı bir şikayet edin falan yok. Bu açıklama şaşırtıcıydı. Zira 33 yaşındaki oğlu kaza denilemeyecek bir olayda yaralanmıştı. Sakat kalmayacağım. Bir şekilde hani sağlığına dönerse diye ben şikayetçi değilim diyor. Hani onun şikayetçi olmamasının sebebi bu yüzden dolayı diyor. Ben ölseydim ya sakat bir şekilde kalsaydım tabii inandı o da şikayetçim derdi. Bu kadar güvenli bir ulaşım sisteminde nasıl olurdu da 4 metrelik kocaman bir demir parçası bir insana saplanabilirdi? Olacak şey değildi. Demirin boyutu 4 metreymiş ama şey olarak 20'ye 40 profil demirmiş. Bu demir işte sağ tarafından kalçamın sağ tarafından girip kuyruk sokumundan çıktığı için ben burada bir şok acı yaşadım. Yeni bir tünel açılıyor işte burada. Yeni bir inşaat kısmı var. O inşaat kısmındaki tabii
yolcuların veya oranın görünmemesi için burayı bariyerlerle kapatıp tren raydan çıkıp bu profil demirlerine vuruyor. Ameliyatta tampon vazifesi görsün diyerek bırakılan demir parçası başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Televizyon haberleri bu akıl almaz olayın görüntülerini yayınlıyordu. Oysaki şanssız güvenlik görevlisi hastanede boylu boyunca yatıyordu. Yaşamı kurtulmuştu ama profil demir biraz daha yukarı gelse belki de oracıkta yaşamını kaybedebilirdi. Ya madem hani burası tamamen bitmedi, peki neden inşaat kısmı bitmiyor da böyle bir şekilde açmak zorunda hissettiler yani. Rol olmam benim avantajım olmuş. Çünkü yağ tabakası vücudumda oldukça çok olduğu için onlara denk gelmiş. Yani sinirlerimi ve damarlarımın parçalanmamasının en büyük sebebi yağ tabakasının kurtarması, yani kilolu olmam. Eğer zayıf birisi olsaydım kemiklerimin parçalanmasına neden olabilirmiş. Peki bir insan yaşamı bu kadar basit miydi? Pekala bu facia herkesin başına gelebilirdi. Ya da o gün metro daha kalabalık olsaydı birkaç kişi ölebilirdi. Yoksa her gün toplu taşıma araçlarını kullanan yüz binlerce insan ölümle burun buruna mı seyahat ediyordu? Ve birkaç kişinin de ölmesine sebep verebilirdi yani. Sebebiyet verebilirdi yani. Hani bir de bu maç günü olsa, maça çünkü insanlar geliyor ve bu araçların içine balık istifi gibi yerleştiriliyor. Ve bu demirin bu şekilde girip böyle pançalanan, inanın yani birkaç kişiyle de daha ölümüne sebebiyet verebilirdi. Sanayi Mahallesi Seyrantepe metro hattında gerçekleşen bu akıl almaz olayda yaralanan Fatih Çoban'ın tüm hastane masrafları belediye tarafından karşılandı. Ancak uzunca bir süre çalışamadı ve işinden ayrı düştü. Üstelik belki de hiçbir zaman eskisi gibi olamayacak. Bundan sonuçta bir can, insan taşıyorlar. Bunun her türlü önlemini almak da, her türlü şeyi de belediye de artık sorumlu. Sorumluluk yani bunların denetimsiz, iş güvenliğinin demek ki şeye yetersiz olduğunu ve denetimsizliğin yetersiz olduğunu. Hani bunların da Avrupa'da, neden peki Avrupa'da böyle bir kazalar falan meydana gelmiyor? Böyle bir şey görülmüyor. Sadece hastane masraflarını karşılamak bir insanın yaşam mücadelesinde belki de yeterli değil. Dava açıp açmayacağıysa bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra belli olacak. Öyle ya da böyle. Metro gibi güvenli görülen toplu taşıma araçlarında yaşanan böyle bir olay bazı şeyleri sorgulamayı gerektirir. Büyük bir firma. Mesela ben ilk başta şöyle düşündüm o resmi görünce. Acaba dedim bu metronun dış kısmı çok mu dayanıksız bir malzemeden yapıldı? Hani çünkü araç böyle bir demir hemen saplanıp böyle giriyorsa işte içine deliniyorsa dedim acaba bu trende de bir şey var dedim yani. Trende çünkü en ufak böyle demek ki dedim bu en ufak bir çökme falan olsa demek ki dedim biz bunun içine ölüp gideceğiz. Çünkü bu bir demir tamam buna nasıl bunun belirli kısmı mı çelik acaba dış kısmı nedir malzemesi falan. Çünkü böyle dayanıksız bir şeyden mi yapıldı diye düşündüm ilk başta. Son dönemde özellikle metrobüslerde çok sık kazalar yaşanmaya başlandı. Metrobüslere ayrılan yollarda gerçekleşen bu kazalar kimi zaman MOBESE kameralarına da yansıdı. Toplu taşıma araçlarında özellikle otobüsler ve metrobüslerde yaşanan bu kazalar henüz zihinlerde çok taze. Peki bu tür kazalara maruz kalanlar haklarını yeterince arayabiliyorlar mı? Mesela bu vakada olduğu gibi Fatih Çoban'ın mağduriyetini giderebilmesi için neler yapması gerekiyordu? Bir olay tabii bir kaza. Ama kazadan etkilenen de birisi var. Yani hem gerek işe gidemedi, çalışamadı, hastanede yattı. Hem hastane masrafları oluştu.
Hem de bu kaza sebebiyle iyileşmenin %100 olup olmaması da önemli. Çünkü her kazadan sonra vücuda bir meslekte kazanma gücü kaybı oluşur. Yani kaza olmadan önceki %100'lük bir meslekte kazanma hali varken kazadan sonra kazanın etkisiyle kalan sekeller sebebiyle mesela %90'a düşer, %10 kaybetmiş olur. Bunun gibi bu vatandaşımız da şu anda bu kaza sonrasında kendisi için yapılan tüm hastane masraflarını, 2. işe gidemediği için uğradığı gelir kayıplarını, 3. çektiği acı sebebiyle de acı tazminat diyebileceğimiz maddi ve manevi tazminat davası açarak ilgili idareye karşı haklarını savunabilir. Ya ilgili idareyle oturup anlaşma yapmak, sözleşme yapmak ya da bir mahkemeye başvurarak maddi ve manevi tazminat davası açmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı açılması gerekir. Ana firma odur çünkü. Ama taşeronları açmak isterse taşeronları da açabilir. Ama taşeronların ekonomik gücüyle Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik gücü arasında kıyas kabul edilmeyecek oranda bir farklılık var. Bu yüzden davanın sonlandığında tahsil edilecek olan paranın gerçekten icra verip tahsil edilmesi için belediyeye dava edilmesi daha yerinde olur. Demir profil parçası saplandığı yerden 2 santimetre yukarıya saplansaydı Fatih Çoban omurilik felci olabilirdi. Konuyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu şu an savcılıkta. Olayın gerçekleştiği bölgedeki inşaat çalışmaları İBB tarafından görevlendirilen bir taşeron firma tarafından yapılmakta. İşveren iş yerinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre bir sağlık personeli bulundurmak zorunda. Eğer sürekli çalışma alanı değilse bu zorunluluk kalkar. Eğer kazanın olduğu bu bölgede sürekli olarak işçiler bulunuyorsa burada sağlık personeli bulunması zorunludur. Eğer Fatih Çoban vefat etseydi ya da felç kalsaydı bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için sorumluluğu olan idarelere destekten yoksun kalma tazminatı için dava açabilirdi. Fatih Çoban, Türkiye'de asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan 15 milyon kişiden biri.